Ben nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Vallahi çok şükür. Kızılcık şerbeti Türkiye'nin gündemine her bölümde oturmayı başarıyor. Bu başarının sırrını öğrenmek istiyorum. Başarının sırrı bence ekip. Ama her anlamıyla, yapımcısıyla, yönetmeniyle, kamera arkasıyla, oyuncu ekibiyle, yani müthiş bir denk geliş. Bu ekip gerçekten bu kadar yetenekli insanların bir araya gelip, bu kadar yetenekli bir yönetmenin, bu kadar yetenekli ve ileri görüş olan senaristin, yapımcının hepsinin bir araya gelmesi müthiş bir lütuf bence. Genellikle şimdi biz böyle çok tutan dizilerde şeye denk geliriz. İlla ki bir patırtı kütürtü kopar. Küçük de olsa, büyük de olsa. Sizde hiç kavga olmuyor mu abi? Yok be abi. Vallahi. Vallahi yani biz abi kardeş, abla kardeş, herkesle gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Valla bak, nazar değdir canım, maşallah de. Kızılcık şerbeti sana ne kattı? Kavga etmeden yaşanılabileceğini, toplumsal normların bir anlam ifade etmediğini, kişinin beyninde bittiğini anladım, öğrendim. Zaten öyle bir kültürden geliyorum. Ben de muhafazakar ailenin seküler çocuğuyum aslında. Metehan'la çok benziyoruz ama daha da kurgu olarak, dizi olarak daha da afaki şeyler yaşanabiliyor ya televizyonda. Bu doğrultuda da insanların bir şekilde yollarını bulabildiğini öğretti bana. Hangi yönleriniz en çok benziyor? Metehan'la mı? Evet. Metehan benim işte. Metehan da başına buyruk bir çocuk. Metehan da sevgiyle iyileşen bir çocuk. Çoğu yönümüz benziyor ya. Sevgi dedin de şimdi çok bağlamı dışında ama yine de bunu soracağım. Sokak hayvanlarının uyutulması yeniden gündemde. Yani bu konuda neler düşünüyorsun? Yanlış abi. Yani neden yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Bir kap, herkes yemek bıraksa bütün sorun çözülecek aslında. Bir su, bir kap, yemek, bu kadar basit. Yani benim de var kedim. Sokaktaki bütün, tabii yani markete uğradığımda, yani bir sakız almaya bile girdiysem bir mama alıp çıkmaya gayret ediyorum. Aşk her şeyi affeder mi? Yok abi. Niye? Mesela ihaneti affeder mi? Karakter meselesi. Karakter meselesi. Sanmıyorum. Hiç affettin mi bugüne kadar, ya da hiç ihanete uğradın mı? Bilmiyorum. İhanete uğramadım sanırım. Bir kere kız arkadaşım oldu zaten yani. Onda da gayet tatlı bir şekilde başladık ve bitirdik. Ama şu anlık gönlümüz boş. Tabii. Senin kalbine giden yol nereden geçer? Doğallık. Doğallık. En önemli şey o. Tek. Çok yormayayım seni. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.